Türkiye'de hayat ucuz mu pahalı mı? Kime göre ucuz, kime göre pahalı? Size göre. Halka göre soruyorsan pahalı. Tabii halka göre soruyorum. Zengine göre soruyorsan normal. Bana göre soruyorsan bazısı pahalı, bazısı uygun. Çünkü satın alma paritesi insanların ekonomik durumuna göre değişir. Nedir bu? Varlığın kadar tüketirsin. Ama ihtiyaçların o kadar sonsuzdur ki kazandığın hiçbir zaman buna yetmez. Demek ki burada başka bir faktör var. O da insanın hırsını ve sonsuz ihtiyaçlarını kontrol etme becerisi. Eğer bunu becerebilirsek elimizdeki dar imkanlarla yaşamayı becerebiliriz. Yok beceremez ihtiraslarımıza, hırslarımıza yenik düşersek hiçbir şey yetmez. Bugün sahip olduklarımızdan hep daha fazlasını istersek hiçbir şey ucuz gelmez. Her şey pahalı gelir çünkü paramız hiçbirini almaya yetmez. Peki yani, halk ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu sizce? Çok zor da olsa karşılayabiliyor. Bu çok kolay değil. Evet. Ama mevcut koşullar içinde ülkenin genel durumuna baktığında sağ sol bilmem ne siyaseti göz önüne almadan insanlar elindeki imkanlarla yetirebilirler. Zor olanabiliriz, sıkıntılar çekebiliriz. Evet çekiyoruz ama daha iyi yaşamak adına sıkıntılar çekiyoruz. Yani asgari ücretli birisine sorduğumuz zaman bütün giderlerin çıktığı zaman cebine 200 lira 300 lira kalıyor. Ha cebindeki telefona evet. Bakıyor musunuz onun ne marka? Bakıyoruz genelde düşük markalar oluyor. Ne marka ama kaç para en az 500-600 liralık telefon ya değil mi? Ya da borca girip almış oluyorlar. Borca girip almış, kredi kartıyla almış. Şart mı? Mutlaka interneti olan, mutlaka 2-3 bin liralık telefon kullanmak zorunda mıyız? Yani maddi imkanımız yoksa 50 liralık telefon neyine yetmiyor? Kullanacaksan, ihtiyacınsa onu kullan. Eğer ki öteki telefonu istiyorsan hayat pahalı kardeşim. Ama ihtiyacın olanı kullanırsan hayat uygun. Yetmeyebilir, zorlanabiliriz. Ama bütün bu zorlamalara rağmen bir tek kural var. Sen neyi istiyorsun? Bütün mesele o. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim yaşım 60, ekonomistim. 45 senedir iş dünyasının içerisindeyim. Yine yetmez, yine yetmez. Peki fiyatların bu kadar pahalı olmasının, Türkiye'de işte yaşamın bu kadar pahalı olmasının sebebi, sorumluları sizce kimdir? Bunu da sorayım. Bunun için size şöyle bir cevap vereyim. Eğer yayınlarsanız tabii. Burada toparlayayım. Konfüçyus'a sormuşlar. Dünyayı değiştirmek istersen neyi değiştirmek istersin diye. Devletleri. Devletleri değiştirmek istersen milletleri. Milletleri değiştirmek istersen yönetimi, krallıkları. Krallıkları değiştirmek istiyorsan düzeni. Düzeni değiştirmek istiyorsan insanı. İnsanı değiştirmek istiyorsan kendini değiştirmek istiyorsun demiş. Kendini değiştireceksin. Eğer biz toplum olarak kendimizi yenileyebilir, geliştirebilir ve ekonomik tüm zorluklara rağmen yaşama becerimizi geliştirebilirsek ülkemizin yaşadığı zorluklar ortada. Doğru ya da yanlış tartışılabilir, görecedir bunlar. Ama tüm bu zorluklara rağmen yaşama becerisini gösterebiliriz. Bunun da temeli önce sabır, önce şükür ve mevcut elimizdeki imkanlarla yetinme becerimizi geliştirmektir. Çok zorlansak da bu sonuca ulaşabiliriz. Hükümet iyi yönetebiliyor mu sizce ekonomiyi? Benim bakışıma göre eksikleri olsa da doğru yönetiyor. Eksiklerimiz var elbet. Hiçbir şeyi mükemmel diyemem. Ama birçok yaptığı iş Türkiye'nin kendi ekonomik parametreleri içerisinde doğru yapıyorlar, iyi yapıyorlar. Eksiklerimiz var mı? Var tabii. Daha iyisi yapılabilir mi? Elbette ki yapılabilir. Ama mevcut standartlara baktığımız zaman biz kendimizi Amerika ile, İngiltere ile, Fransa ile falan kıyaslamayalım. Yok onlar 10 trilyon verdi, bilmem ne kadar milyar dolar verdi. Biz şunu yapıyoruz. Amerika'da bugün kaç milyon işsiz var biliyor musunuz? 325 milyon nüfusun 40 milyonu işsiz, 75 milyonu açlık sınırında. Sokaklarda yaşıyorlar. Hiç bize bunu anlatıyorlar mı? Amerikan ekonomik sisteminin ne kadar bireyleri sömürmeye yönelik bir sistem olduğunu hangi düzen bize anlatıyor? Anlatmazlar, işlerine gelmez. Çünkü kapitalizm, çünkü emperyalist yönetim sistemi Spartaküs'ten beri insanı sömürmek üzere kurulmuş bir sistemdir. Dolayısıyla bu sistem bizi, sizi, hepimizi sömürmek için var gücüyle çalışacak. Bizler de buna kurallarımız gereğince, kanunlar gereğince direnebildiğimiz kadar direneceğiz.
becerebilirsek biraz daha imkan sağlayacağız, biraz daha rahat yaşayacağız. Beceremezsek sürüneceğiz. Bütün dünyada böyle. AB falan önemli değil. Bir siyasi parti olarak, bir siyasi parti için de söylemem. Peki siz nasıl bir sistem öneriyorsunuz mesela? Bir, biraz ütopik olacak ama. Bir, sosyalizm ütopiktir. Çünkü gerçekleştirilmesi zordur. İki, İslamiyet ütopiktir. Gerçekleştirmesi çok zordur. Hazreti Peygamber Efendimiz der ki, komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir. Şimdi biz toplum olarak şuna bakabilmeliyiz. Eğer bütün toplum olarak Müslüman diyorsak ve %99'u Müslümansa bu ülkenin, önce yanımızdakinin açlığını giderebilecek feraseti gösterebiliyor muyuz? Bunun için kendimizden ne kadar fedakarlık yapabiliyoruz? Eğer yapamıyorsak başkasını da aramayacağız kardeşim mesela. Yani sen komşun aç iken tok uyuyabiliyorsan ve onun açlığını gidermek için parmağını kıpırdatamıyorsan ne devleti eleştirmeye hakkın var, ne sistemi eleştirmeye hakkın var, ne yönetimi eleştirmeye hakkın var. Çünkü biraz sonra sen o imkanları ele geçirdiğinde aynı o yöneten kapitalist, emperyalist anlayış gibi davranmakla davranacaksın. Çünkü en başta söylediğim sonsuz insan ihtirasları insanı oraya sürükler. Bu iki kavram gerçekleşmediği sürece, yani sosyalist bir ekonomik model, gerçek Kur'an'da Allah'ın belirttiği İslami yönetim gerçekleşmedikten sonra dünyada ne huzur olur, ne anlayış olur, ne de başka bir şey olur. Gerisi hikaye, gerisi batarız kardeşim. Gerisi böyle, siz sorarsınız, biz anlatırız, anlatmaya çalışırız, kimse anlamaz. Anlayan anladığını söyler, herkes işine geldiği gibi anlar. Ve bin tane yorum çıkar. Onun için bunlar o kadar göreceli kavramlar ki bana göre hayat zor, sıkıntılar çekiyorum. Daha iyisi yapılabilir. Son cümle olarak söylüyorum bunu. Doğru yapılan şeyler var, eksik yapılanlar var. Daha iyisi yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. İnşallah başarırlar, inşallah daha iyi yaparlar. Bizler de edebimizle doğru bir yolda yürümeyi becerebiliriz.